bir hak gaspıyla karşı karşıyayız. Maalesef ki inşaat patronları, inşaat baronları her yerde işçinin kanını emiyor. Kendi varlığını, kendi zenginlerini onların alın teri üzerinde kazanıyor ancak alın terini ödemiyor. Toplumsal ahlak gittikçe çürüyor. Hani bir deyim vardı, alın teri korumadan işçinin hakkını öde diye. Maalesef ki işçinin alın teri değil, kanı dökülüyor beton blokların altına. Ama işçinin ihbarını, işçinin kıdem tazminatını, işçinin 45 saat üzeri mesaileri maalesef ki patronlar tarafından gasp ediliyor. Biz burada 4 aydan fazladır çalışıyoruz. Fakat geldiğimiz günden beri yapılan hiçbir ödeme ödenmesi gerektiği gibi ödenmemiştir. Bütün ödemeler 10 parçanın üzerinde daha çok bölünerek ödenmiştir. Bölünen bu parça parça ödemelerden sonra da haklarımızı talep ettiğimiz zaman biz bu hakları ödeyeceğimizi söylemedik. Bize ödenecek olan maaşın tersini bu sefer söylemeye başladılar. Kesinlikle biz bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde söylemiş olduğum haklarımdan vazgeçmeyeceğim, geri adım atmayacağım. İktidar bu ülkede patronlara ucuz emek cenneti yaratırken işçiye bir cehennem dayattı. Ücretler açlık sınırının altına indi. İşçiler güvencesiz ve kötü koşullarda çalışmaya zorlandı. Ve her direniş polis ve jandarma zoruyla dağıtıldı. İktidardan ve onun zor aygıtlarından destek alan patronlar işçilerin bütün haklarını gasp etmeye devam ediyor. Sömürünün, zulmün ve kötü çalışmanın en yaygın olduğu yerlerden biri inşaatlardır. Bu bugün bütün işçiler için söz konusu. Açlık sınırında yaşamak istemeyen asgari ücretler için, sefalet koşullarda yaşamak istemeyen emekler için ve geleceğini artık tehlikede gören bütün yoksullar için, çocuğunun karnını doyuramayan bütün yoksullar için inşaat işçileri artık bir rehber olarak duruyor. Üç ve altı gasp edilemez.